Herkese selamlar. Bugün farklı bir konuyu işleyeceğiz. Sporun genelde sese yararlı olduğunu hep konuşuruz ama bugün zararlarını konuşacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hızlıca videoya başlayalım. Spor genel itibariyle aslında sese yararlı olan bir aktivitedir. Çünkü vücudumuzun yenilenmesi anlamında da spor genelde kaslarımızın direnç kazanması, vücudumuzun yenilenmesi, ciğer kapasitemizin artması ve beraberinde diyafram desteğimizin kuvvetlenmesi spora borçlu olduğumuz şeylerden birkaçıdır. Dolayısıyla genelde spor yapmayı her zaman öneririz. Ama tabii sporda bazı zararlı yan etkiler de bulunabiliyor. Bu zararlı yan etkiler neler? Beraber öğrenelim. Fonetik kaslar dediğimiz kas grupları var. Bu fonetik kas grupları arasında bir de çalışmaması gereken kas grupları mevcut. Yani siz vücudunuzda bir makine hayal edin, bir mekanizma hayal edin. Bu mekanizmayı çalıştırabilmek bütün kasları kontrollü kullanabilmekten geçer. Dolayısıyla her kasın aktif olması doğru değildir. Yani atıyorum diyafram kası aktif bir kassa göğüs kasımız pasif bir kastır. Ya da yan kaslar, sırt kaslarımız aktif bir kassa beraberinde boyun, omuz, göğüs, yüz gibi kaslar pasivize olması gereken kaslardır. Bu kasların çalışması ve bu kasların direnç göstermesi sesin olumlu şekilde tınır merkezine gelmesine engel olacaktır. Dolayısıyla özellikle vücut geliştirme gibi genelde kası parçalamaya dönük ve büyütmeye dönük sporlarda bu kaslarda gerilim yaratırız. Göğüs kası gibi, omuz kasları gibi, boyun ve yüz kasları gibi kaslarda 4 tane pasivize olması gereken temel kas grubunda gerilim yaratabiliriz. Bu gerilim durumu da sesin merkez tınıya doğru gelmesine engel teşkil edebilir. Çünkü her kas gruplarını aktif hale getirdiğimizde pasivize olması gereken kasları da istemeden aktif duruma getirebiliriz. Bu durumda ister istemez sesimizin tınıya yaklaşmasına engel olacaktır. Dolayısıyla birinci etapta sayacağımız şeylerden biri kas gruplarının yani pasivize olması gereken kas gruplarının istemsiz gerilimine yol açacak sporlar yaparak bu kasların çalışma prensibini bozmak. Tabii sporun yanında kullandığımız ek gıdalar, takviye gıdalar da midede asit yaratabilir. Bu midede asit yaratma durumu da yine sesi olumsuz yansıyan etkilerden birkaçıdır. Çünkü genelde sporun yanında verilen bazı ek takviye besinler, gıdalar mideye zararlı olan gıdalardır. Vücuda yan etkileri olan gıdalardır. Dolayısıyla bu tip durumlarda da yine midenizde çeşitli etkiler görülebilir. Bu etkiler de sesinize olumsuz yansıyacak sonuçlarla sonuçlanabilir. Dolayısıyla bu da ekleyebileceğimiz bir diğer maddelerden biri. Spor yaparken sesler çıkarmak, yani genelde bunu yine fitness'te görüyoruz. Çok fazla gürültülü sesler çıkarmak nodül yaratabilir. Bu nodüller, bu yaralar, ani kanamalar, polipler oluşabilir. Bunlar da kaçınmamız gereken şeylerden biri. Yani spor yaparken ya da atıyorum tekvando'da ya da kickboks'ta ya da fitness'ta bazen ses çıkarmanızı isterler. Ve bu sesler bazen sesinize çok, ses tellerinize çok zararlı sesler olabilir. Larynx baskılı sesler olabilir. Bu sesler de yine spor yaparken sesinize zarar verebilecek hareketlerden birkaçı olarak görülür. Bunlardan da kaçınmakta fayda var. Çok sık görülmese de klonodül dediğimiz üst kapakçığın kapanma durumu da karşılaşabileceğimiz sonuçlardan biri. Çok fazla larynx baskısı klonodüle neden olabilir. Buradaki kasın çalışmasını sağlayabilir. Bu da bizim istemeyeceğimiz şeylerden biri. Dolayısıyla mümkün mertebe bundan da, yani genel vücudunuzu gerilimden uzak tutan, üst bedeninizi gerilimden uzak tutan sporların tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Tabii son bir parantez açmakta fayda var. Spor yapmayın demiyoruz. Tabii ki spor yapın. Tabii ki dilediğiniz sporları yapın. Çünkü spor çok sağlıklı bir şey vücudunuz için, ama bunları yaparken dozunu iyi belirleyin bazı şeylerin. Eğer yüksek dozda bazı şeyleri yaparsanız, atıyorum ek takviye besinleri çok fazla alırsanız ya da atıyorum yine sesinize zarar verebilecek çok fazla kas kütlesi yaratmak için, vücudunuzdaki kasları parçalamak için ekstra üst kaslarınıza yüklendiğinizde yine sesinize belli ölçüde zarar gelecektir. Genel çalışma prensibine zarar gelecektir. Yani
her şeyi dozunda yapmakta fayda var derler ya, gerçekten de sporda da eğer bir şarkıcıysanız ve bu işi biraz olsun profesyonel yapmak istiyor ya da yapıyorsanız, o zaman mümkün mertebe spor yaparken de bu kas gruplarının çalışma prensiplerine ve yine sporun dozuna dikkat etmekte fayda var. Benim aklıma gelen ana maddeler bunlar. Peki sizlerin bildiğiniz ve gerçekten zararlı dediğiniz spor yaparkenki etkiler neler? Bunları paylaşmanızı bekliyorum. Sorularınız, beğenileriniz ve abone olmak için aşağı şöyle bir göz atabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.